Evet, Tarsus şehrindeki yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden birisi de, daha doğrusu dini mekanlardan birisi de Aziz Paulus Anıt Müzesi. Aziz Paulus, milattan sonra 5 ile 10. yıllar arasında Kilikya bölgesinin başkenti olan Tarsus şehrinde doğmuştur. Koyu dinler bir ailede yaşadı. Yahudi dininin tüm gereklerini yerine getirerek büyütüldü. Eğitim almak üzere Kudüs'e gönderildi. Evet, müze olarak isimlendirilen kilise Tarsus'un merkezine çok yakın. Önce tabii yapının tabelaları takip ederek giderseniz yapının bulunduğu yerin içine girmek mümkün olmayan demir bir kapıyla karşılaşıyorsunuz. Ama bu demir kapı zincirli. Tabii tamamen tesadüf eseri aslında böyle uzaktan izleyip de geri dönmeyi düşünürken yan tarafına dolaştım ve burada müzenin kapısının olduğunu ve o kapıdan bilet alınarak içeri girildiğini gördüm. Peki bu konuda herhangi bir uyarıcı tabela var mı? Hayır, yok. Tamamen tesadüf. Evet, ön tarafa yürüyorum. Evet, burası da müzenin esas giriş kapısı. Burada bir bilet kişesi var. İçeri giriş biletli. Biletimizi aldıktan sonra veya müze kartımızı gösterdikten sonra müzenin içine giriyoruz. Bu kilise yapısı 1850 yılında yapılmış. Üç nefli bir kilise. Kilisenin içinde çeşitli freskler var. Zaman zaman yurt dışından gelen cemaatle birlikte burada dini törenler de yapıldığı söyleniyor. Evet, kilisenin içi böyle. Burası bir Yahudi kilisesi. Ziyaretçiler var aynı zamanda. Evet, kilisenin orta nefinin tavanında çeşitli freskler var. Bu fresklerde Hazreti İsa, İncil yazarları Yuhannes, Matthäus, Markos ve Lukas ile birlikte bir göz motifi ve kuş figürü bulunuyor. Roma sütun başları. Sanırım yakınlardaki bir antik yerden alıp buraya getirmişlerdir. Devşirme malzeme. Aziz Paulus'un resmi burada.
önce de söylediğim gibi sütunları çevredeki antik şehirlerin bazılarından sanırım toparlayıp getirmişler. Çünkü Roma stili. Karşı tarafta kilisenin apsisi. Apsisin hemen üstünde pencerenin iki yanında manzara ve melek tasvirleri var. Bunlar oldukça yeni olarak günümüze ulaşmış. Bozulmamış, bozulmadan günümüze ulaşmış melek tasvirleri. Evet, özellikle Hristiyanlar, turistler burayı sık ziyaret ediyorlar.